İslam dininde insanların sadece ibadet ederken değil, hayatlarının her evrelerinde temiz olmaları istenmektedir. Bu yüzden de sık sık banyo olmalı ve beden temizliğimizi de en az ruh temizliğimiz kadar önemsemeliyiz. İslam'da temizlik, insanın günahlardan, haramlardan uzak durması ve yaşadığı yeri, bedenini, elbisesini temiz tutması anlamına gelir. Hayatının her anında Müslümanlara örnek olan Hazreti Muhammed ise banyo adabıyla ilgili nelere dikkat edilmesini hadisleriyle anlatmaktadır. İslam'a göre eşlerin beraber banyo yapmalarında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Zaten Hazreti Ayşe'nin Hazreti Muhammed'le beraber yıkandığından bahseden hadis-i şerif Buhari'de geçmektedir. Fakat buradan eşlerin beraber yıkanmalarının caiz olduğu anlaşılsa da büsbütün örtüden sıyrılmış oldukları anlaşılmamalıdır. Çünkü zira Hazreti Muhammed pek çok hadis-i şerifte çıplaklığa karşı Müslümanları ikaz etmiştir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eşlerin birlikte banyo yapmaları haram değildir. Fakat büsbütün çıplak olunması, gusül abdestine bağlı kalınmadığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda birçok dini kaynağa göre banyo olurken çıplak kalınması hem insanın insanlık özelliğine hem de Allah'a, meleklere ve eşine karşı utanma duygusuna terstir. Banyo yaparken örtülü olunması gerektiği birçok hadis-i şerifte de geçmektedir. İslam dininde önemli konulardan biri de temizliktir. Hepimizin de bildiği gibi temizlik imandandır diye bir tabir vardır ve bu cümlenin aslında bizlere vermek istediği mesaj, İslam'ın temizliğe verdiği önemi vurgulamaktır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de yer alan birçok ayet ve hadislerden de anlaşılacağı üzere, hem maddi hem de manevi temizlik Allah katında ve Hazreti Muhammed nazarında hayli önemlidir. Haliyle de İslam dinindeki en dikkat edilmesi gereken konulardan biri de temizlik konusu olmuştur. İslam dininin günde 5 vakit namaz kılmayı ve namazdan önce de abdest alarak günde 5 kez temizlenmeyi gerekli kıldığından da İslam dininde temizliğin ne denli önemli olduğunu anlayabiliyoruz. Temizlik hususundaki ilk yükümlülük insanın kendisini, bedenini, elbiselerini ve yaşadığı yeri temiz tutması, yani maddi temizliği yerine getirmesidir. Bu temizlik hem ibadetlerin ilk gereğidir hem de sağlık açısından oldukça önemlidir. Bildiğiniz gibi günümüzde birçok hastalığın temelinde de yetersiz hijyen yatmaktadır ve bu durum insanda geçici veya kalıcı bir takım hastalıklara sebep olmaktadır. Bu yüzden temizlik ve hijyen kurallarına uymalı ve olabildiğince önce kendimizi sonra da çevremizi temiz tutmaya çalışmalıyız. İslam ayet ve hadislerde bildirdiği gibi Müslümanların sağlıklı ve güvenli bir toplum oluşturmasını dini hayat için adeta ön şart mesabesinde gerekli gördüğü için başta beden temizliği olmak üzere maddi temizliği de dini mükellefiyet kapsamında görmüş, bu konuda ferde bir dizi ödev ve sorumluluk yüklemiştir. Fakat İslam'da karşımıza çıkan temizlik anlayışı yalnızca maddi anlamda beden, elbise ve çevremize uygulayacağımız bir temizlik değildir. İslam aynı zamanda ruhsal olanı, yani kalpteki manevi temizliği de her şeyden önde tutar. Beden ve elbise temizliği bizi dünya hayatında iyi bir konuma sevk etse de bu tek başına yeterli değildir. Kalbin temizliği ise Müslümanların birbirleri hakkında kötü düşünmemesi, kin ve haset beslememesi, iyiliği ve hoşgörüyü kendisine şiar edinmesiyle oluşabilecek bir durumdur. Allah'a yakınlaşmak için ifa edilen ibadetlerde her iki temizliği de yapmak mümin için gerekli olandır. Abdest ve gusül hükmü temizlik kademesidir. Üçüncü kademede ise kişinin uzuvlarını gıybet, yalan, haram yemek, mala hıyanet etmek gibi günahlardan, kalbini haset, kibir, gösteriş, hırs ve benzeri kötü huy ve hastalıklardan, hatta benlik ve bilincini Allah'ın gayrısından temizlemesi gelir. Müslümanın kademe kademe arınması ve temizlenmesi, Allah'ın huzuruna böyle bir safiyet ve arılıkla çıkması öğütlenir.